Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yine çok güzel bir kürüm var arkadaşlar. Bugün göbek yağlarımızı parçalayacağız. İçeriden parça parça edip tuvalette bunları rahatlıkla atacağız arkadaşlar. Bunun için iki tane soğana ve yarım çay bardağı sirkeye ihtiyacımız var arkadaşlar. E, sirkemiz beyaz sirke olabilir, üzüm sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir. Hangisini içebilirseniz onu uygulayın. Zaten bu kürün içinde sirke ee, çok fazla rahatsız etmeyecek sizi. Rahatlıkla içebileceksiniz. İçemezseniz e, birazcık balda katacağız. Zaten ne şekilde uygulamamız gerektiğini birazdan anlatacağım. Baldan da o sırada bahsederim ne kadar eklemeniz gerektiğinden vesaire Ya da sirkeden. Bahsedeceğim birazdan arkadaşlar kürümüzü yaparken. Şimdi ilk önce size birazcık soğandan bahsetmek istiyorum. Soğanın yağ yakıcı özelliği var. Yağları parçalayıcı özelliği var arkadaşlar. Ee, şunu da söyleyeyim ki bu, bu da önemli bir kısmı. Lütfen kırmızı soğan veya mor soğan tercih etmeyin. Şöyle güzelce keserken kürü hazırlarken yavaş yavaş anlatayım arkadaşlar. Demin de dediğim gibi soğanın yağ parçalayıcı yağ yakıcı özelliği var. Aynı zamanda vücudumuzdaki bütün toksinleri de vücudumuzdan atıyor arkadaşlar. Kabızlığa vesaire de çok iyi geliyor. Soğan. Aynı zamanda başka şeyler için de kullanılıyor. Mesela hamile kalmak için falan ya da işte adet söktürücü olarak da kullanılıyor. Onları da biliyorsunuzdur zaten ama tabii ki bugünkü konumuz o değil. Şöyle soğanlarımızı güzelce arkadaşlar kabuklarıyla beraber doğruyoruz. İki tane orta boy soğan bize yetecek. Güzelce doğruyorum arkadaşlar. Sirkemizi de birazdan ekleyeceğiz. Soğanda çok fazla C vitamini var arkadaşlar. Öksürüğe vesaire vesaireye de çok iyi geliyor. Onlara da kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi içerisine sirkemizi de ekleyeceğiz. Sirke de çok güzel bir şekilde yağ yakıyor arkadaşlar. Sabahları böyle ılık suyun içerisine birazcık sirke bile ekleseniz soğan kürüne bile ihtiyacınız olmaz. Çok güzel bir şekilde kilo verirsiniz. Şöyle 2 su bardağı suyumu da ekliyorum arkadaşlar. Bu bizim bir günlük kürümüz. Zaten dediğim gibi ne şekilde kullanmanız gerektiğinden birazdan bahsedeceğim. Şimdi bunu gidiyoruz güzelce kaynatıyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ocağımın altını yakacağım. Dediğim gibi böyle e, kabuklarıyla her şeyle tabii güzelce önce yıkayın. Ondan sonra güzelce tencerenize yerleştirin ve iyice bir kaynatın arkadaşlar. Kaynayacak. Ondan sonra kapatacağız. Birazcık alınacak. Ondan sonra da ne şekilde kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kürümüz kaynamaya başladı. Şunu da söyleyeyim ki mutlaka tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Bunu az önce söylemeyi unuttum. Bunu ekleyeyim arkadaşlar. Başka hiçbir kaşık kullanmıyoruz. Tahta kaşıkla kullanacağız. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Daha 10 dakika olmadı. Ben birazcık videoyu kestim. Şöyle biraz karıştıralım. Hala pişmedi. 10 dakika içerisinde pişmiş olacak. Şimdi kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatacağız ve ondan sonra kapağını kapatacağız ve birazcık o şekilde demleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz ben bu aşamada size ne şekilde kullanacağınızı söyleyeyim. Şimdi 10 dakika geçtikten sonra dediğim gibi kapağı kapatıyoruz. Birazcık demliyoruz. Ilınana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra güzelce süzeceksiniz ve biliyorsunuz ki zaten 2 bardak vardı ya. Bir bardağını sabah kalktığımızda kahvaltıdan önce içiyoruz arkadaşlar. Kahvaltıdan yarım saat, 1 saat önce bunu aç karnına bir güzel içiyoruz. Ve ikinci bardağı da e, dolapta bekletin bu arada. İkinci bardağı çanıklar dolapta dursun gün boyunca. İkinci bardağı da gece yatmadan bir saat önce yine aç karnına içiyoruz arkadaşlar. Günde 2 bardak içiyoruz. Bunu 20 gün devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamen 20 gün boyunca 3 hafta boyunca daha doğrusu kullandığınız zaman bütün göbek yağlarınızın eridiğini göreceksiniz. Ondan sonra mutlaka bir hafta ara verin. Ondan sonra tekrar 3 hafta veya 2 hafta. Ne kadar süre kullanmak isterseniz ikinci seferinde bu şekilde devam edebilirsiniz ama ilk seferinde mutlaka 3 hafta yapın. Daha sonra belki de size ayda 1 hafta bile yapmak yetebilecektir. Ona göre kendi vücudunuza, bünyenize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce kaynadı. Dediğim gibi kapağını kapatıyoruz, demliyoruz. Alındıktan sonra da içiyoruz güzelce arkadaşlar tadı kokusu sizi rahatsız etmeyecek sirke veya soğan zaten pişti Sizi rahatsız etmiyor ama diyorsanız ki ben rahatsız oldum e, iki bardağı bir tatlı kaşığı olmak üzere bal koyabilirsiniz bunun içine balla da tüketebilirsiniz da tatlı isteğinizi azaltacaktır sizi tok tutacaktır ve metabolizmanızın çalışmasına zaten fayda sağlayacaktır ama lütfen market balı olmasın soğanları da söylemiştim zaten mor soğan kırmızı soğan kullanmıyoruz. Tatlı bir soğan kullanın arkadaşlar. Sirke ile ilgili söylemek istediğimi de söylemiştim. Üzüm olur, elma, beyaz sirke. Ne sirkesi koymak isterseniz koyabilirsiniz. Kanalımdaki her videoyu izlemeden önce mutlaka doktorunuza başvurun arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni instagramdan da aynı isimle takip edebilirsiniz. Oradan da bulabilirsiniz. Hamileler, emziren anneler lütfen önce doktoruna başvursunlar. Zaten dediğim gibi az önce de kanalımdaki her tariften önce mutlaka doktorunuza danışın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.